Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir konu işleyeceğiz. Yaşadığımız dünyayı hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü konumuzun ismi harita, ölçek ve hesaplamalar kısmı. Bunun devamında bir de izohips var. Süre çok uzun olacağı için izohips'i, yani genel itibariyle haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerini bir sonraki videoya aldık diyelim. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Sevgili arkadaşlar, bugün haritayı oluşturan unsurlardan yararlanacağız ve harita kullanımını öğreneceğiz. Haritaları biz nasıl daha doğru bir şekilde çizeriz, onlardan bahsedeceğiz. Haritalarda ölçek nedir ki, en önemlisi bu ve aynı zamanda ölçek yardımıyla hem uzunluk hem de alan hesaplamaları yapacağız diyelim. Geldik, ders bitti. Bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda, biz görmüş olduğumuz bir harita üzerinde iki tane merkez arasındaki mesafeyi hesaplayabileceğiz ve diyeceğiz ki ya bu iki merkez arasındaki kuş uçum mesafe bu kadar. Ya da bir göl varsa bu gölün alanını harita alanı üzerinden de hesaplama yaparak gerçekte kaç kilometre karelik bir alana sahip olduğunu söyleyeceğiz. Dersimiz bitti. Ders bittikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki konunun daha iyi bir şekilde öğrenilebilmesi için ödevlerimizi de yapmamız gerekiyor. Hem map kitaplarındaki soruları güzel güzel çözüyorsun, hem de bizim kaynaklarımızdaki o 0'dan 9'a konu özetli soru bankası kitabımızda 44-56 arasını bitiriyorsun. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızda da 49-53 arasını güzel güzel çözüyorsun. Ve artık öyle geriye baktığımızda eksiğimizin kalmadığı, böyle sağlam bir şekilde adımlarımızı attığımız bir yıl olarak devam etmek istiyorum ben. Şimdi geldik. Harita nedir? Harita şu gördüğündür. Peki ben bu gördüğümü buraya nasıl çizmişim dersem? En basiti. Mesela ben bu kalemi çizmek istiyorum. Bu kalemi çizebilmek için kalemi ne yapmam lazım? Tamamıyla görmem gerekiyor. Ben bunu böyle tepeden görürsem bu kuş bakışı görünümdür. O zaman biz harita çizdiğimizde dünyanın tamamını çizebiliriz. Ya da bir bölümünü çizebiliriz. Ama buraları çizerken o alanları görmem gerekiyor. Tepeden bakmam gerekiyor. Baktığımda orası böyleymiş, burası da böyleymiş diyebilmem gerekiyor. Bu kuş bakışı görünümdür. O zaman bu ifade çok çok önemli. Bununla birlikte ya bu gördüğümüz alan çok büyük. Bunu biz bir defter yaprağına sığdıramayız. O zaman ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. Yani belirli bir oranda küçültülerek, ki bu ifade şudur, şurada görmüş olduğunuz ifadedir ve biz buna ölçek diyeceğiz. Belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek, küçülttükten sonra bunu ne yapmamız lazım? Düzlem üzerine aktarmamız gerekiyor. İşte biz bu çizimlere ne diyeceğiz? Harita diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün, yani tepeden gördük, belirli bir ölçek dahilinde küçültüp onu kağıda, yani düzleme aktardık. Yani siz düzlem deyince bir kağıt parçası düşünebilirsiniz. Tamam, onun dışında duvar düzlemdir, masa düzlemdir, yer, düz bir zeminden bahsediyoruz. Ve haritacılık bilimine biz kartografya diyeceğiz. Hatırla hemen, o coğrafyanın alt dallarında da bahsetmiştik. Fiziki coğrafyada jeomorfoloji, klimatoloji, biyocoğrafya, hidrografya, bir de kartografya demiştik. Kartografya haritacılık bilimi olarak karşımıza çıkmakta. Ve şunu unutmayalım. Şurada bir dedik değil mi? Bunun devamı var. Yani bir çizimin, herhangi bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünümüne sahip olması gerekiyor. Yani buradaki temel mantığımız şu. Ben şurada şöyle bir arazi çizmiş olsam ve burayı düzleme aktarmam gerekse ne yapmam gerekiyor? Şöyle tam tepeden en köşe noktalarını, girinti çıkıntılarını tamamıyla görmem gerekiyor. Bu kuş bakışı görünümdür. Bununla birlikte bu gördüğüm alan geniş bir alan, ama ben bunu şöyle şuradaki gibi bir kağıt parçasına sığdıracağım. İşte belirli bir olanda ne yapmam lazım? Küçültme yapmam gerekiyor. Bu ölçek ifadesidir. Bunu unutmayalım. Bu küçülttüğümüz alanı ne yapacağız? Düzleme aktarmamız lazım. O zaman kuş bakışı ölçek,
düzlem dediğimiz bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gereken unsurlardır. Ama biz özellikle şöyle ortaokul dönemlerimizde öğretmenlerimiz bize ne ödevi vermişti? Ya sen bir eve git ya da siz eve gidin çocuklar, sınıfı bir çizin gelin demişti. Sen hemen eve gittin, hemen şöyle defterini aldın, öğretmenine güzel güzel bu çizimi yapmak istiyorsun. Şöyle yaptın, ya dedin ki şurası kapı, bu olmadı ama olsun gene orada kapı var dedin. Benim öğretmenimin masası burada dedin. Tamam, bunu da çizdin. Sonra sevdiğim arkadaşın masası bu. Ama arada mesela sevmediğin arkadaşların olabilir. Onun masasını daha küçük çizdin. Böyle kaba taslak bir çizim yaptın mı? Yaptın. Bu çizim harita değildir tabii ki de. Peki bu çizim nedir dersek? Bu çizim arkadaşlar krokidir, bunu unutmayalım. Hemen şurada da şöyle bir krokinin örneğini görebilmekteyiz. Evimiz burada, evimizin yanında fırın var, karşısında sağlık ocağı, eczane var. Burası sağlık sokak ve ana bir caddemiz var. Atatürk Caddesi, hemen onun karşısında pastane ve kütüphane yer almakta. Burada kaba taslak bir çizim var. O zaman şunu unutma. Diyor ki bak tanımda, bir alanın, yani dünyanın tamamı ya da bir bölümü, herhangi bir alanın, bak, kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasıdır diyor. Şimdi düşün, haritada biz ne demiştik? Herhangi bir alanı belirli bir oranda küçültülerek, yani belirli bir ölçek dahilinde demiştik. O zaman biz haritada ölçeği kullanıyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz. Ama krokide biz ölçeği kullanmıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle alt kısma geldiğimiz zaman, harita ve krokinin benzer ayrılan yanlarına bakmamız gerekirse, harita ölçekli çizimdir, krokide ise ölçek yoktur. İkisini de ben bir kağıt parçasına çizdiğim için düzlem hem haritada vardır hem krokide vardır. Bununla birlikte hangisi gerçek çizim? Harita gerçek çizimdir, kroki ise kaba taslak bir çizim olarak geçer. Kuş bakışı görünüm. Ya ben eve gittiğimde sınıfı çizerken şöyle bir gözümü kapattım. Burada pencere vardı. Burada öğretmen masa var. Burada kapının girişi var. Onu da bir böyle tepeden görüyor gibi düşündüm. O zaman ikisinde de kuş bakışı görünüm var. Projeksiyon yöntemi haritada var iken krokide yoktur. Kaba taslak çizim krokidir ama haritada böyle bir şey mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Şöyle de yıldız attım buraya. Şimdi biz aslında dünya haritaları çiziyoruz. Sorularda dünya haritaları görüyoruz ya. Bu haritaların hiçbiri doğru bir harita değil. Neden dersek, sonuçta bizim harita çizimlerinde karşılaştığımız hata türlerimiz var. Bunlardan birincisi gerçek alan ve iz düşüm alan arasındaki farktan kaynaklı hatalar. Peki bu olay nasıl oluyor dersek? Mesela şöyle bir arazimiz olsun. Birinci arazimiz bu. Girinti çıkıntının çok fazla olduğu, şuraya şöyle birinci arazi diyorum. İkinci arazimiz de şöyle olsun. Şimdi baktığım zaman benim mantığım harita çiziminde şudur. Araziyi dümdüz kabul etmem lazım. Dümdüz kabul etmek için burayı bayağı ne yapmam lazım? Hırpalamam gerekiyor, düzeltmem gerekiyor. O zaman buranın gerçek alanı ile düzelttiğim o iz düşüm alan arasındaki fark fazla mı? Kesinlikle fazla. Burayı ama daha az düzleştirmem gerekiyor. Sonuçta düz. O zaman buranın gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki farkı daha az mı? O zaman burada hata türüm daha fazladır. Burada ise hata türüm daha azdır diyebiliriz. O zaman şunu unutma. Eğimli arazilerin yamaçları haritaya ne demiş? Tam olarak aktarılamaz. Bu durum çizimi yapılan alanının haritada hesaplanan alanı ile gerçek alanı arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Bak şurayı görüyor musun? Arazinin engebeli olduğu yerler var mı? Net bir şekilde görebiliyoruz. Ben bunu düzleme aktardığımda dümdüzmüş gibi bir yer gördüm. O zaman engebeli bir yeri düzleme aktarırsan bozulman da daha fazla olacaktır diyebiliriz. İkincisi dünyanın şeklinden kaynaklanan hatalardır. Yani küresel bir yüzeyimiz var. Ve biz bu küresel yüzeyi düzleme aktarıyoruz ama düzleme aktarırken alanda, açıda, uzunlukta ve şekilde bozulmalar yaşamaktayız. Bunları yaşamamızın temel sebebi dünyanın şeklidir. Küresel bir şeklimiz var. Bunun en güzel örneği de nedir biliyor musunuz? Şimdi sizi tanıştırayım arkadaşlar. Burası neresi? Burası tabii ki de Grönland. Devam ediyorum. Şurası neresi? Burası da tabii ki de şöyle gösteriyoruz. Afrika. Şimdi ben sizden şunu istesem bir iki saniye. Afrika ile Grönland'ın harita üzerindeki yüz ölçümlerini kıyaslasanız hangisi daha büyük? Göz var, izan var,
Afrika daha büyük. Kaç kat daha büyüklük söz konusu derseniz arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Bak, Grönland'ın bir tanesini şuraya çizsem, bir diğerini de şuraya çizsem, Afrika 2x daha büyük mü? Büyük, değil mi? Ama şunu unutma. Grönland'ın yüz ölçümü tahmini olarak yazıyorum 2 milyon kilometre kare. Bu şartlar altında Afrika'nın kaç milyon kilometre kare olması lazım? 4. Bir de ben bir kat daha ekliyorum, 6 milyon kilometre kare olması lazım. Afrika'nın yüz ölçümü ise 31 milyon kilometre karedir. 15 kat daha büyük yahu. 15 kat daha büyüklük bir söz konusu mu burada? Değil. Niye? Çünkü küresel bir yüzeyi düzleme aktarırken ister istemez alanda, açıda, uzunlukta bozulma yaşıyoruz. Neden biliyor musunuz? Bak şundan dolayı. Şimdi ben burada paralelleri şöyle çizdim. Bak şunları şöyle güzel güzel çiziyorum. Meridyenleri de çiziyorum. Meridyenleri de şöyle güzel güzel çizdim. Tamam mı? Burada bir sıkıntı var mı sizce? Evet, bu çizdiğim paralel ve meridyen ağlarında bir sıkıntı var mı? Var. Neden? Şimdi dünyanın şekline bağlı olarak düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar, bizim meridyenlerimiz ne yapıyordu? Bir kutuptan diğer kutba gitmiyor muydu? E o zaman şuradaki aralığın alanı ile buradaki aralığın alanı aynı mı? Değil. Ama burada buradaki alanın genişliği ile buradaki alanın genişliği aynı değil mi? O zaman bizim burayı daha geniş bir şekilde göstermemiz gerekiyor mu? Al sana bozulma, kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor? Artıyor diyebiliriz. İşte biz bu bozulmaları en asgari düzeye indirebilmek için projeksiyon yöntemlerini geliştirmişiz. Yani projeksiyon yönteminin temel amacı, temel mantığı nedir dersek, dünyanın şeklinden kaynaklanan hataların en aza indirilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ve 3 tane projeksiyon yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz silindirik projeksiyon yöntemidir. Bu yönteme baktığında bir kağıt dünyanın etrafından geçirilmiş ve kağıda temas eden yerlerde bozulma az, temas etmeyen yerlerde ise bozulma fazladır. O zaman bu yöntem için şunu unutmayalım. Bu yöntem ekvator çevresi için uygun bir yöntemdir. Kutuplara doğru gidildikçe bozulma artar. Brezilya, Endonezya, Malezya, Gine Adaları, Filipinler, Gabon, Nijer, Kongo, Kamerun, bunların hepsi ekvator çevresinde yer aldığı için düzleme daha doğru bir şekilde aktarılır. Ama kutuplara doğru gidildikçe bozulmalarımız artar. Ve biz bu yöntemle dünyanın tamamını çizebiliriz. O zaman buradaki çizmiş olduğum harita silindirik projeksiyon yöntemiyle hazırlanmış. Ve kutba doğru gittiğimizde bozulma arttığı için Grönland olduğundan daha büyük görülmüştür diyebiliriz. Geldik ikinci yöntemimiz. Koni şeklindeki bir kağıdı dünyanın üstünden ve altından geçiriyoruz ve kağıdımıza temas eden orta enlemler düzleme daha doğru bir şekilde aktarılırken ekvator ya da kutba gidersen bozulmaların artacaktır diyebiliriz. O zaman konik projeksiyon yöntemi orta kuşak için uygun bir yöntemdir ve şunu unutmayalım. Türkiye'yi biz düzleme daha doğru bir şekilde aktarmak istiyorsak orta kuşakta yer aldığı için konik projeksiyon yöntemini kullanacağız. Geldik bir diğer yöntemimiz. Nedir bu yöntem dersek arkadaşlar, düzlem projeksiyon yöntemidir. Kağıdı düz bir şekilde gösteriyoruz. Hem dar alanların çiziminde hem de kutupların çevrelerinin çiziminde bu yöntemi kullanmaktayız. Şunu da unutmayalım. Hem konik projeksiyon hem de düzlem projeksiyonla dünyanın sadece bir yarısını çizebiliriz. Diğer yarısını çizemeyiz. Dünyanın tamamını çizmiş olduğumuz haritalar genel itibariyle hangi haritalardır dersek silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilmiş haritalardır. Gelin etkinliğimizi güzel bir şekilde yapalım. Harita üzerinde bazı alanlar belirledim ben ve bu alanların çiziminde kullanılacak projeksiyon yöntemlerini yazalım. Şimdi benim burada neyi bilmem lazım? Ekvatorun nereden geçtiğini bilmem lazım. Şuradaki adalar var ya, Malezya, Endonezya, Gine Adaları, yani tam şurası arkadaşlar. Bu alanın tam ortasını şöyle çiziyorsun. Bak şurayı şöyle çizdim. Burası neresi? Burası 0 derece başlangıç paraleli dediğimiz ekvatordur. O zaman şurası şöyle kuzey kutup noktasına gider. Burası da böylece nereye gidecektir? Güney kutup noktasına gidecektir. O zaman ben ekvator çevresinde bir yeri daha doğru bir şekilde çizmek istiyorsam silindirik projeksiyon yöntemiyle çizeceğim. Hemen şuraya şöyle gene silindirik projeksiyon yöntemi diye yazayım. Eğer ki biz orta enlemleri çizeceksek konik projeksiyon yöntemiyle çizeceğiz. Ve en son neresi kaldı? Kutuplar çevresi kaldı. Kutuplar çevresini de çizeceksek düzlem projeksiyon yöntemiyle çizmemiz
gerekmekte sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki 4 numarayla gösterilen alan Antarktika'dır. Onu düzlem projeksiyon yöntemiyle çizersek düzleme daha doğru bir şekilde aktarırız. 1 numarayla görülen alanımız Grönland'dır. Burada düzlem projeksiyon yöntemiyle daha doğru aktarılır. 10 numarayla gördüğümüz alan Norveç'tir. Burada gene düzlem projeksiyon yöntemiyle çizildiğinde gerçeğe daha doğru bir şekilde aktarılır. Peki koniklere baktığımızda bu hattı şöyle takip ettiğinizde aha şurada Türkiye'yi görebilmekteyim. Konik projeksiyon yöntemi. Bu alanda gene bir ülke görüyorum. Soru işareti attım. Hadi bakalım harita bilgisi. Moğolistan mı? Kazakistan mı? Türkmenistan mı? Özbekistan mı? Bunu da yorumlar kısmına bekliyorum. Burada gene konik projeksiyon yöntemi. 9 numaraya geldiğimiz zaman orada Asya'nın en doğusunda yer alan bir ülkeyi görüyoruz. Burası Japonya arkadaşlar. Burada gene konik projeksiyon yöntemi. Güney yarım küreye geldiğim zaman şurada Yeni Zelanda'yı görebilmekteyim. Gene konik projeksiyon yöntemidir. Ekvator'a geldiğim zaman ne demiştim? Silindirik projeksiyon yöntemi. Mesela burada 2 numarayla nereyi görebilmekteyiz? Brezilya'yı, 3 numara ve 5 numarayı dediğimizde de gene burası silindirik projeksiyon yöntemiyle düzleme daha doğru şekilde aktarılır. Geldik şimdi haritada olması gereken bazı elemanlar, bazı unsurlar. Nelerdir bunlar dersek? Birincisi şu. Ben bir harita hazırladığımda haritada ilk belirlemem gereken şey amaçtır. Bak bunu unutma. Bazen sorularda kalıp anlamına gelebilir. Harita çiziminde ilk belirleyeceğimiz unsur nedir derse sana direkt amaç diyeceksin. Amacım benim Türkiye'deki nüfusun yoğunluğunu göstermekse o zaman ben ikinci olarak ne yapmam lazım? Amaca uygun bir şekilde başlık atmam lazım. Bak başlığı şurada büyük puntolarla herkesin görebileceği gibi de atabiliriz. Şu üst kısma büyük puntolarla gene herkesin görebileceği şekilde de atabiliriz. Bununla birlikte haritada ben renkler kullanmışım değil mi? Kırmızının koyusu var, sarısı var, kahvesi var, turuncusu var. Hepsini kullanmışım. Bu haritada kullandığım renklerin ne anlama geldiğini şurada görüyorum. Demiş ki bana illerin aritmetik nüfus yoğunluğu, kilometrede kişi sayısı demiş. Mesela sarı renk tonuyla gösterilen alanlar 20-39 kişi demiş. Şurada mesela Tunceli'yi görebilmekteyim 0-19 demiş. Hakkari'yi görebilmekteyim 0-29. Yani bu bana diyor ki Tunceli'de kilometre kareye 0-19 arasında kişi düşüyor diyor. Ama mesela burada İstanbul'u kırmızının en koyu tonuyla görüyorum. 2000'in üzerinde, yani burada da kilometre kareye 2000'in üzerinde kişi düşüyor. Eğer ki ben haritada bu kullanmış olduğum sembollerin, simgelerin ne anlama geldiğini haritanın alt kısmında gösteriyorsam bu lejanttır. Peki Kastamonu Kırşehir'e göre nerede dersek daha kuzeydedir. Peki bunu neye göre belirliyoruz? Ahan da şuradaki yön okuna göre belirlemekteyiz arkadaşlar. Peki Türkiye'nin en güneyi neydi? 36 derece kuzey. En kuzeyi neydi? 42 derece kuzey. En batısı neydi? 26 derece doğu. En doğusu neydi? 45 derece doğu. Burada ben enlem boylam derecelerini kullandıysam bunlar koordinatlardır. Koordinatlarla aynı zamanda yön bile bulabilirsiniz. Bir de bu çizimin harita olabilmesi için ne olması lazım? Ahan da şunun olması lazım. Biz buna 6 ölçek diyeceğiz. Bakın bunlar içerisinde eğer ki ölçek kullanmazsak bu çizimimiz kaba taslak bir çizim olacağı için kuraki olacaktır. Bunu da unutmamış olalım. Ve biz haritaya bazı bilgileri aktarırken 3 unsurdan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi nokta yöntemidir. Bak bilgilerin haritaya aktarılmasında nokta yöntemi. Ne mesela? Burada Adana'yı şöyle nokta olarak göstermiş mi? Mersin'i nokta olarak göstermiş mi? Ya da bir önceki ifadede Kütahya'yı Eskişehir'i nokta olarak göstermiş mi? Bu nokta yöntemidir. Bununla birlikte bir de çizgi vardır. Çizgiler nedir dersek mesela şurada Kızılırmak'ı görebiliyorsunuz değil mi? Bir çizgi doğrultusunda buradan almış gitmiş. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini de görebilmekteyiz. Bunlar da gene çizgi yöntemiyle gösterilir. Bir de alan yöntemi vardır. Mesela Haymana platosunu göstermiş ya da Tuz Gölü'nü göstermiş. Belirli bir alanı gösteriyor mu? O zaman bunlar da alandır diyebiliriz arkadaşlar. Ne dedik biraz önce? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için ne olması lazım? Ölçeğinin olması lazım. Peki bu ölçek nedir? Çok geniş bir alanı şöyle bir düzleme sığdırmak istiyoruz ya biz. İşte bu sığdırmada kullanmış olduğumuz küçültme oranına ölçek diyeceğiz. Yani kağıda bir yeri sığdırırken
planlı programlı bir şekilde küçülttüğümüzdeki o küçültme oranını ölçekleyeceğiz. Ve biz ölçeği iki şekilde kullanırız. Bunlardan birincisi kesir ölçektir. Yani ölçeğin hem pay hem de payda olarak gösterilmiş kısmıdır. Ve şunu unutmayalım, kesir ölçekteki birimler mutlaka santimetre olmak zorunda. Peki bu bana neyi söylüyor? Yukarıda bir var mı? Var. Bu bir nedir biliyor musunuz? Haritadaki uzunluktur. Aşağıda 500 bin var mı? Var. Bu da gerçekteki uzunluğudur. Ya da aşağıda ne yapmışız? 50 bin demişiz. O haritadaki uzunluktur. Yani bu bana ne demek istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bana şunu demek istiyor. Şuraya 500 bin yazayım daha iyi olsun. Ben haritada 1 santimetrelik bir yer gösterirsem. Bak haritada 1 santimetrelik bir yer gösterirsem. Buranın gerçek uzunluğu 500 bin santimetreymiş. Şimdi iki merkez arası 1 santim olduğunu düşünün. Bunların gerçek uzunluğu 500 bin santimetre ya. Benim kafamda bu belirmiyor ya. Yani 500 bin santimetrenin ne kadar bir uzunluğa sahip olduğunu ben tam anlamıyla idrak edemiyorum. O zaman burada uzunluk birimlerini birbirine çevirebilirsiniz. Mesela en küçük uzunluk birimi milimetre, sonra santimetre, sonra desimetre, sonra metre, sonra dekametre, sonra hektometre ve en sonda da kim var? Kilometre var abi. Bakın buradaki olay şöyle. Ben bir alt birimden bir üst birime çıkarsam bunu ne yapacağım? Ona böleceğim. Yani bir sıfır atacağım. Bir üst birimden bir alt birime gelirsem onla çarpacağım. Yani bir sıfır ekleyeceğim. Şimdi ben buraya santimetre demiş miyim? Ya ben bunu bir kilometre yazarsam ben böyle kafamda biraz bir şeyler oturabilir. Peki bakalım. Santimetreden bir birim çıktık. 2 birim çıktık, 3 birim çıktık, 4 birim çıktık, 5 birim çıktık ve kilometreye geldik mi? Ona bölüyorsak, 5 birim çıktıysak 5 sıfırı at gitsin. Atalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır attım. Geriye ne kaldı? 5 kaldı. Yani aslında senin o harita üzerindeki cetvelle 1 santim işaretlediğin yer gerçekte 5 kilometre mi? Ha şimdi oldu. Eğer ki ben haritada 10 santimlik bir yer işaretlersem burası gerçekte 50 kilometre olur değil mi? O zaman ben buradaki santimetre birimini kilometreye çevirdiğimde daha doğru bir şekilde daha net bir uzunluk birimi ne yapabilirim elde edebilirim. Bununla birlikte ölçeği böyle kullanmak zorunda değiliz. Bir de çizgi olarak kullanabiliriz. Yani şurada gördüğün eş bölmeli aralıklar var mı? Her bir bölme haritada ne kadarlık uzunluk birimine denk geldiğini gösterir. Bunun sonunda kilometre ise bu birim değişkendir. Metre de olabilir, hektometre de olabilir, dekametre de olabilir. Hiç fark etmez. Bu da gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa sahip olduğunu gösterir. Ve şunu unutmayalım. Bak, geriye geldim. Bunda bir ölçek var mı? Var. Ne var burada? Bak gördün mü şurada? Ne ölçeği bu? Çizgi ölçek. Neden ben bu haritada kesir ölçeği kullanmadım derseniz şundan dolayı. Ben eğer ki bir uzunluk ve bir alan hesaplaması yapıyorum. Benim karşıma şöyle bir harita geldi ve ben bu haritanın ölçeğinin şu olduğunu söylüyorum. Bak şöyle bir ölçek olduğunu söylüyorum. 0, 50, 100, 150, 200 kilometre dedim. Ve bunu da şöyle 1 bölü 50, 1, 2, 3, 4, 5, 0 diye attım. Yani benim ölçeğim 1 bölü 5 milyon. Tamam mı? Hem bunu çizgi ölçekle 1 bölü 5 milyon olarak göstermişim. Hem bunu kesir ölçekle 1 bölü 5 milyon olarak göstermişim. Peki ben burada mesela Ankara ile Eskişehir arasını ölçmek istiyorum. Dur şimdi orada. Beni telefondan izleyenler. Bak beni telefondan izleyenler. Ankara ile Eskişehir arasını kaç santimetre ölçmüş? Şöyle bir hemen cetvel yardımıyla bir ölçün. Bak televizyondan izleyenler. Ankara Eskişehir arasını ölç. Telefondan izleyenler Ankara Eskişehir arasını ölç. Tabletten izleyenler Ankara Eskişehir arasını ölç. Bilgisayardan, laptop'tan izleyenler Ankara Eskişehir arasını ölç. Hepinizin Ankara Eskişehir arası farklı çıkacak. Kimininki 3 santimetre çıkacak. Kiminin 1 santimetre, kiminin 5 santimetre, kiminin 10 santimetre çıkacak. Neden? Çünkü sizin o düzleminizi kağıt gibi düşünün. Yani laptopunuzu, telefonunuzu, tabletinizi bir kağıt gibi düşünün. Birinin kağıdı çok büyük, diğerinin kağıdı çok düşük.
O yüzden ben Ankara Eskişehir arasını hesaplamak istiyorsam şunu kullanacağım. Neden? Çünkü siz çizgi ölçeklerinizi de ölçün. Kiminin çizgi ölçeği 10 santim, kiminin çizgi ölçeği 3 santim olacaktır. Yani aynı oranda büyüyüp ve küçülüyoruz. Ama kesir ölçek hepinizde 1/5 milyon olarak gösteriliyor. Buradaki benim düzlemimdeki 1 santimetre ile senin düzlemindeki 1 santimetre aynı değil. O yüzden de kesir ölçek her zaman çizgi ölçeğe göre güvenli değildir. En güvenlisi, en doğru sonucu veren kimdir derseniz çizgi ölçektir diyebiliriz. Ve biz bu ölçekleri ne yapabiliriz? Birbirlerine dönüştürebiliriz. Nasıl dersek? Gelmiş. 1/2.500.000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe kilometre olarak dönüştürünüz demiş. Dönüştürelim. Ben şuraya hemen şöyle çizgimi çektim. Birimleri 1 santimetre olarak şöyle ayırıyorum. Ve sonuna kilometre yazıyorum. Hemen ben buradaki kesir ölçeği önce bir okuyayım. 1 dediğimiz neydi? Haritadaki uzunluktu. Haritadaki uzunluğu 1 santimetre ise bu yerin gerçekteki uzunluğu neymiş arkadaşlar? 2.500.000 santimetreymiş. Biz biraz önce santimetreden kilometreye çıktığımızda 5 tane sıfırı ne yaptık? Bay bay dedik, attık. O zaman burada 5 sıfırı atarsam ben 1, 2, 3, 4, 5 sıfır bay bay dedik. Ne kaldı geriye? 25 kaldı. O zaman buranın gerçekteki uzunluğu neymiş? 25 kilometreymiş. Ben o zaman şurada sıfırdan başlarsam, her bir çentik arasını 1 santim olarak düşünürsem, bu 50 ama bu 25. O zaman devamında 1 santim daha dersek 2 santim gitti ya, 50. 1 santim daha dersek total 3 santim gitti ya, 75. 1 santim daha gidersek 4 santim total gitti ya, 100 diye gittik. Eğer ki mesela benim çentiklerimin arası şöyle 2 santim olsaydı, o zaman burası sıfırdı. 1 santimde 25 kilometre ya, 2 santimde ne yapar? 50. 2 santim daha gidersem bir 50 daha ekleyeceğim. 100 kilometre diye rahat bir şekilde yapabilirim. Peki aşağıdaki kısma bakalım. Bana burada arkadaşlar 2 tane ölçek vermiş. Birinci kısma geliyorum. Birinci kısımda 0, 2, 4, 6 demiş. Çizgi ölçeğin boyu 3 santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyorum. 0, 2, 4, 6. 3 santim ise buraya 1 santim geldi mi? Buraya 2. santim, buraya da 3. santim geldi. O zaman haritadaki 1 santimetre gerçekte 2 kilometre mi? Şöyle yap. 1/2 yap. Bu kilometreydi ya. Santime çevirmem lazım. Çünkü çizgi ölçekten kesir ölçeğe geçtiğimizde kesir ölçekteki birimler mutlaka santimetreydi. Kilometreden santimetreye gittiğimizde o zaman 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atarım. O zaman bunun ölçeği 1/200.000'dir. Sağa geliyorum. Burada gene 0, 1, 2, 3, 4, 5 demiş. Bak bunu da biraz şey yapalım. 1 santimetre, 1 santimetre, 1 santimetre diye buraya yazdım. Aksini belirtmedim, tamam mı? Belirtmediğim için böyle yazdım. Peki burada durum nasıl olur dersek, 1 santimetre neymiş? 1 kilometreymiş. E ben kilometreden santimetreye geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atıyorum. 1/100.000 diye buldum. Şimdi şunu siliyorum. Eğer ki bana burada bunu şöyle söyleseydi. Bak. Çizgi ölçeğin boyunu 3 santimetre değil 6 santimetre verseydi. Şöyle de yazayım. Çizgi ölçeğin boyu 6 santimetredir diyor. O zaman her bir birim 2 santimetre olacak mı? 2 santimetre olacak. Haritadaki 2 santimetrelik bir yer gerçekte kaç kilometreymiş? 2 kilometreymiş. Bunu hemen 1'e düşürmem lazım. Hepsini 2'ye bölebilir miyim? O zaman benim haritadaki 1 santimetrelik bir yerim gerçekte 1 kilometre oldu mu? O zaman böyle bir 6 santimetrede 1/100.000 olacaktır diyebiliriz. Şimdi harita çeşitlerine geldik. Harita çeşitlerini biz 2'ye ayıracağız. 1. Kullanım amaçlarına göre genel ve tematik harita. 2. Ölçeklerine göre büyük, orta, küçük ölçekli harita. Peki bunlar nelerdir dersek? Kullanım amaçlarına göre haritalarda genel haritadaki mantığımız şu. Haritasını çizebileceğimiz, yani haritasını çizebileceğimiz bir yerin doğal unsurları, denizler, göller, akarsular, bitki, engebelilik ya da yapay unsurları, bina, köprü, yol, bunları aktarıyorsanız bu haritalar genel haritadır. Mesela deniz, gölü, akarsuyu ya da yer şekillerini gösterdiğimiz fiziki haritalar
genel haritalardır. Ve fiziki haritalarda biz genel itibariyle herhangi bir yerin yükseltisini ve yer şekillerini görürüz. Bununla birlikte idari ve siyasi haritalar da vardır. Bu haritalar ise sınırları gösterir. Türkiye fiziki haritası, Türkiye idari bölünüş haritası genel haritadır dedik. Tematik haritalarda ise haritayı çizebileceğimiz yerin o bölgeyle ilgili mekansal verileri, jeoloji haritası, maden haritası, ulaşım haritası, sıcaklık, basınç, denizcilik, turizm haritası, bunları biz aktarıyorsak bunlar da tematik harita olarak geçer. Ölçeklerine göre haritaları 3 ayıracağız. Büyük ölçekli haritalarda ölçeğin 1/200.000'den daha büyük ölçeklidir. Şimdi 1/200.000'den bana daha büyük bir ölçek söylediğimde eğer ki 1/250.000 diyorsan dur orada. Hemen bu videoyu kapat, matematiğe geç. Çünkü 1/200.000'den daha büyük bir ölçek diyorsak 1/150.000, 1/100.000, 1/50.000, 1/20.000 diyeceksin. Payda küçülürse sayısal değer anlamında ölçeğimiz büyür. Orta ölçekli de 1/200.000 ile 1/500.000, küçük ölçekli de 1/500.000'den daha küçük 600.000, 1 milyon, 10 milyon, 30 milyon diyebilirsiniz. Peki burada espri ne? Burada olay ne? Burada olay şu. Benim şimdi eşit boyutta iki tane düzlemim olsun arkadaşlar. Bak şurada eşit boyutta iki tane düzlemim var. Ve bu düzlemlere kağıdın tamamını kaplayacak şekilde bir Türkiye haritası çizdim. İki dünya haritası çizdim. Sizce bunların ölçekleri aynı mıdır değil midir? Tabii ki de aynı değildir. Neden? Ölçek dediğimiz küçültme oranı değil miydi? Evet, küçültme oranıydı. Hangisini daha az küçülttüm buraya sığdırabilmek için? Tabii ki de Türkiye'yi. O zaman şuraya şöyle yazıyorum ki ben Türkiye'yi daha az küçülttüm. Ama dünyayı daha çok küçülttüm. Neden? Çünkü burası geniş bir alan değil mi? Şöyle şuraya şöyle geniş alan diye yazayım. Burası ise ona göre daha dar bir alan değil mi? Daha dar bir alan. O zaman geniş alanları daha çok küçültürüz. Dar alanları ise daha az küçültürüz diyebiliriz. O zaman şuraya şöyle küçült diye yazayım. Küçük demeyeyim, kafanız karışmasın. Ben bunu daha az küçülttüm. Mesela kaç kere küçülttüm? Tamamıyla sayısal değer olarak sallıyorum. 1/5. 5 kez küçülttüm. 1/5. Bunu ise 20 kez küçülttüm. 1/20'de, tamam mı? Şimdi bak. 1/5 mi daha büyük? 1/20 mi? 5 böldün bir parça aldın geniş. 20 böldün bir parça aldın daha küçük. O zaman 1/5 daha büyüktür. O zaman Türkiye büyük ölçekli. Dünya ise ona göre daha küçük ölçeklidir diyebiliriz. 1/5, 1/20 sorumuz bitti. Nasıl? Bak paydadaki sayı. Burada sayısal değer olarak daha küçük. Değil mi? Payda dediğimiz alt kısımdı ya. Burada ise sayısal değer olarak daha büyüktür diyebiliriz. Gösterilen alan diyor. Hangisi geniş alanı gösteriyor? Küçük ölçekli haritalar. Hangisi daha dar bir alanı gösteriyor? Büyük ölçekli haritalar. Bak şimdi Türkiye burada garibim çizmiş ama tam anlamıyla doğru da çizememiş. Ama burada girinti çıkıntıyı çok güzel göstermiş. Bozulma oranı küçük ölçekli haritalarda daha fazla. Büyük ölçekli haritalarda daha az. Hangisinde Türkiye'yi ayrıntılı görüyorsun sen? Hangisinde Türkiye'yi ayrıntılı görüyorsun? Tabii ki de büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü yüksektir. Küçük ölçekli haritalarda ise ayrıntıyı gösterme gücü daha düşüktür. Küçültme oranı burada daha azdır. Büyük küçük ölçekli haritalarda ise daha fazladır. İzoipsler arası yükseklik farkı bunu ikinci derste yani bir sonraki kısımda işleyeceğiz. Burada daha fazladır. Burada ise izoipsler arası yükseklik farkı daha azdır. Soru bize buradan böyle gelecek. Diyecek ki eşit boyutta kağıtlarımız var. Kağıdın tamamını kaplayacak şekilde bir dünya haritası çiziyorsun, bir Türkiye haritası çiziyorsun. Bu geldi mi hemen şöyle gözünü kapat düşün. Hangisini daha çok küçültmem lazım? Hangisi daha geniş alan? Dünya. O zaman o küçük ölçekli çok küçülttüm. Türkiye ise daha ona göre daha dar bir alan. O zaman bunu daha az küçültürüm. O zaman o da büyük ölçekli haritadır diyebilirsiniz. Şunu unutma. Ölçekleri farklı olan aynı yerin iki haritası. Yani Türkiye haritası çizmek istiyorum. 1/200.000 ölçeğiyle çizdim. Bir de 1/5.500.000 ölçeğiyle çizdim. Uzatmayalım, sıfıra atmayalım. Bak şunu unutma. Eğer ki ben aynı yeri iki farklı ölçekle çiziyorsam yükselti değerleri aynıdır.
eğim derecesi aynıdır. Enlem boylam dereceleri aynıdır. Gerçek alan değişmez. Çünkü aynı yeri çiziyorsun. Aynı yer. Türkiye'yi çiziyorsun. Ağrı Dağı 1 bölü 200 binde 5000 metrenin üzerinde de 1 bölü 500 binde 4500 metreye mi düşecek? Hayır. O zaman bunlar aynı olur. Şunu unutmayalım. Benim istediğim haritam olsun. Yani bir fiziki haritam olsun, bir siyasi haritam olsun, bir jeoloji haritam olsun. Tüm haritalarda ölçek olduğu için hem uzunluk hem alan hesaplaması yapabiliriz. Bununla birlikte yerel saat hesaplarız, konum belirleriz ve aynı zamanda yön buluruz. Peki bu haritada hesaplama nedir dersek, haritadaki hesaplamaları biz ölçek yardımıyla yapacağız. Burada bir tane formül bileceksin. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Bak başka formül bilme. Tamam mı? Burada bir şöyle şekilde yapıyoruz biz. Gerçek uzunluğu yukarıya yazdık. Harita uzunluğu aşağı çarpı ölçeğin paydası dedik ya burada. Şimdi ben mesela harita uzunluğunu istiyorum ya. Bunu şöyle karaladım. Ne oldu? Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası oldu. Mesela ben burada onu karalamayıp ölçeğin paydasını karalasaydım bu sefer formülüm ne olacaktı? Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu olacaktı. Ya buna gerek yok. Hangisi alttaydı, hangisi üstteydi, o burada mıydı, bu burada mıydı? Gerek yok. Bir tane formül bileceksin yahu. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Buraya yazdım bak. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası dedim. Ben size şunu desem, bana harita uzunluğunun formülü nedir bulabilir misiniz diye, o matematiği iyi olan arkadaşlarım, sizin gözlerinizden öpüyorum. Tabii ki de buluruz değil mi? Nasıl bulacağız? Hocam her iki tarafı, harita uzunluğu burada yalnız kalması gerekiyor ya, ölçeğin paydasına bölelim. Böldüğümüz zaman bunlar birbirine bay bay diyecek. Burada harita uzunluğu kalacak. Aa, formülüm gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydasıymış diyeceğiz. O zaman ben sadece bir formül biliyorum. Hangisini istiyorsa onu yalnız bırakıyorum ve formülümü buluyorum. Hadi bakalım sorulara yapalım. Demiş ki 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada 6 santimetre gösterilen yol gerçekte kaç kilometredir demiş. Benim formülüm neydi? Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Gerçek uzunluğu benden kilometre olarak istiyor. Harita uzunluğu neymiş? 6 santimetre. Ölçeğin paydası 2 milyon 500 bin santimetreymiş. Ama bak kilometre istiyor. Çarpım durumunda olduğu için hemen 5 sıfırı götürebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı götürdüm. Burada 25 kaldı mı? Kilometreye dönüştürdüm. Orada çarpı 6 diyor. 25 çarpı 6 dersek. 6 kere 5, 30. 6 kere 2, 12. 15'ten 150 kilometre çıktı sorumuzun cevabı. İstersen şöyle de yapabilirdin. 2 milyon 500 binle 6'yı çarpardın. İşin gücün yok. 15 milyon santimetre yapardı. Sonra kilometre istediği için 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atardın. Ah gene 150 kilometre. Ya biz uzun bir işlem yapmamıza gerek yok. Biraz ekonomi kullanalım ya. Geldik bir diğer soru. Bir ölçek vermiş şurada. Çizgi ölçek. AB arasındaki yapılacak karayolunun uzunluğu kaç kilometredir diyor. Ben bunu nasıl yapacağım? AB'nin kaç santimetre olduğunu bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Ben hemen şuradan bir karton parçası buluyorum. Bak buldum karton parçasını. Şuraya geldim. Şöyle karton parçasının A ile B'nin bulunduğu yere koyuyorum. Bak elinize alıyorsunuz karton parçasını. AB çizgisini oraya koyuyorsunuz. A'nın bulunduğu yerden şöyle bir çizgi çekiyorsun. Bir de B'nin bulunduğu yerden çizgi çekiyorsun. Bak ben çizgilerimi şöyle çekiyorum. Şimdi göstereceğim. Ben A ile B'yi burada çektiğim çizgide rahat bir şekilde gösterdim. Bak A burada, B burada dedim. Sonra ne yapıyorum biliyor musun bunu? Çok basit. Çizgi ölçeği koyuyorsun ya. Sıfırdan başla koy. Sıfırdan başlayıp koyduğunda 0, 12, 24 şu en son kısım 36 diye düzeltiyorum şöyle. Ve buraya kadar geldiğimizde 36 kilometre olmuş. Ekstra bir 12 daha gittim. O zaman ne oldu? 48 kilometre yaptı sorumuzun cevabı. İşte bu kadar basit bir şey ya. Senin eğer ki çizgi ölçekle bir hesaplama yapmak istiyorsan hemen kalemi de koyabilirsin. Kalemi koy. Kalemle bir ölç. Ne kadar geliyor? Bak kalemle bu kadar geliyor dedim. Hemen onu şuradaki çizgi ölçeğe koyuyorum. Kaç kilometre geliyorsa soruyu orada rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Diyor ki bana
Kuş uçumu gerçek uzunluğu 240 kilometre olan bir akarsu 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada kaç santimetre olarak gösterilir? Basit bir soru. Formülüm neydi benim? Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Benden harita uzunluğunu istiyor. O zaman eşitliğin her iki tarafını ölçeğin paydasına bölersin. Harita uzunluğunun formülü neymiş? Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Gerçek uzunluğumuz ne? 200 kilometre. Ölçeğin paydası ne? 2 milyon santimetre. Ben şimdi yukarı kilometre dedim ya, bunu santime çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 0 atıyorum, santime çevirdim. E bundan sonra ne yapacağım? Sadeleştireceğim. 1 gitti, 1 gitti, 1 gitti, 1 gitti. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bunları böylece sadeleştiriyorum. Ne kaldı? 20 bölü 2 kaldı. O zaman benim haritadaki uzunluğum 10 santimetre olarak çıkmıştır diyebiliriz. Geldik bir diğer örnek. Ankara ile Eskişehir arasındaki kuş uçumu uzaklık. Birinci haritada 6 santim. Güzel. İkinci haritada 12 santim gösterilmiş. Tamam. Birinci haritada ölçek 1 bölü 300 bin ise ikinci haritanın ölçeği nedir? Bak. Gene matematikçiler, Allah sizden razı olsun. Niye? Burada biraz beyni böyle matematiksel anlamda kullanmamız lazım. Şöyle ki, birinci haritada ben Ankara Eskişehir'i 6 santimetre gösteriyor muyum? Bak, bu birinci haritam olsun ve burada Ankara Eskişehir 6 santim. İkinci haritada ise, bak ikinci haritada ise Ankara Eskişehir arasında 12 santim gösterdim mi? Yani aslında ikinci haritada daha böyle büyüttüm. O zaman büyük ölçek oldu mu? Büyük ölçek olabilmesi için paydanın küçülmesi gerekir mi? Gerekir. Bak, burada 6 santim, burada 12 santim. Burada 2x bir büyüme söz konusu değil mi? Büyüme söz konusu. O zaman ölçeğimi de yarı oranda küçülteceğim. 1 bölü 300 bini 2'ye bölersem 1 bölü 2 olarak ifade edeceğiz. Ve 1 bölü 150 bin yapar sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar. Geldik alan hesaplamasını. Bu biraz daha zor olduğu için hem hocalarınız hem de soru anlamda, yani TYT sınavında da karşınıza burayla ilgili tam anlamıyla bir soru gelmeyecek. Peki biz gene ölçek yardımıyla buluyoruz dedik. Gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi diyoruz. Bir tane soru yapacağız, ondan sonra gidelim. 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritada bir bölgenin alanı 16 santimetre kare ise bölgenin izdüşüm gerçek alanı kaç kilometre karedir diyor. Biz santimetreden kilometreye giderken 5 tane sıfır atmıştık ya, santimetre kareden kilometre kareye gittiğimizde 10 sıfır silmemiz gerekiyor. O zaman formülü şöyle yazıyorum. Gerçek alanı eşittir harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi diyorum. Gerçek alanı benden zaten istiyor. Harita alanı 16 santimetre kare çarpı ölçeğin paydası 500 bin ya. Bunu ben 5 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 0 olarak şöyle yazarım. O zaman 5 çarpı 10 üzeri 5 işler matematiğe döndü. Karesini alıyorum. Karesini alırken bunu dağıtacağız. Ve 16 santimetre kare çarpı 5 çarpı 5 25 çarpı 10 üzeri 5. Orada da 2 ile çarpıyoruz ya. 10 üzeri 10 santimetre kare yapacak. Benden kilometre kare istediği için 10 sıfırı silmem lazım. E burada 10 tane sıfır yok mu? Bunu silerim. 25, 16. 10 ile çarpsak 250. 6 ile çarpsak 150 daha ekleriz. Ve 400 kilometre kare yapar sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar. Eğim, İki merkez arasındaki yükselti farkının yatay mesafeyi oranıdır ve eğimi biz ya yüzde ya da binde olarak hesaplarız. Hemen şurada bir tane soruyla da bunu yapalım. A ve B merkezleri arasındaki gerçek uzaklık 4 kilometre. Yani A, B merkezleri arasında gerçek uzaklık 4 kilometre. İki merkez arasındaki yükselti farkı, şuradaki yükselti farkı da 800 metre diyor. Ve buradaki eğim kaçtır diyor sevgili arkadaşlar, buna bakalım. Eğim eşittir. Şuraya şöyle formülü yazıyorum. Eğim eşittir yükselti farkı bölü yatay uzaklık. Burada eğimi yüzde olarak istemiş. Çarpı 100. Binde deseydi çarpı 1000 diyecektim. Yükselti farkım kaç metreymiş? 800 metre. Hemen şuradan eğim devam ediyorum. 800 metre bölü yatay uzaklığım 4 kilometre. Bak, kilometre, hektometre, dekametre ve metre diyorum. Buradan 1, 2, 3 birim gittik mi? O zaman 1, 2, 3, 0 atarım. 4000 metre yaptı mı? Çarpı
100 diyorum. E ne yapacağız? Ne duruyoruz? Sıfırları sadeleştir. 2 gitti, 2 gitti, 1 gitti, 1 gitti. 10 çarpı 8'den 80 bölü 4 gelecektir. E 80'i 4'e böldüğümüz zaman 20 gelecektir. O zaman eğimimiz neymiş? %20'ymiş diyebiliriz. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte harita nedir? Harita ile kuru kıyı birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Ve biz haritada hata yapıyoruz. Bunlar neyden kaynaklı? Gerçek izdüşüm alan arasındaki fark. Bir de dünyanın şekli Grönland Afrika'dan kıyasla. Bununla birlikte projeksiyon yöntemleri daha doğru bir şekilde çizmek için kullanıyorduk. Silindirik ekvator çevresi, konik orta kuşak, konik orta kuşak, koorta, O'dan git, düzlem kutuplar çevresiydi. Haritadaki elemanlar vardı. Birinci belirlememiz gereken amaç, amaca uygun başlık. Haritadaki sembol simgeler ne anlama geliyorsa lejanttaydı. Ölçek çok önemliydi. Ölçeği ikiye ayırıyorduk. Kesir ve çizgi ölçek. Kesir ölçekte birimler mutlaka santimetreydi. Çizgi ölçekte bir çizgi değişen birimler vardı ve her zaman en doğru sonucu çizgi ölçek veriyordu. Bunu unutmayalım. Haritada ölçek yardımıyla uzunluk, alan hesaplaması ve eğim hesaplaması yaptık. Bir de eşit boyuttaki kağıtlara geniş bir alanı daha çok küçülterek çizersin. Bu küçük ölçeklidir. Ama daha dar bir alanı daha az küçültürsün. Bu da büyük ölçeklidir. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Peki karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Biz bir sonraki hafta neyden bahsedeceğiz? Çok önemli bir konu. Yani bizim aslında TYT'de soru olarak gelebilitesi çok yüksek bir konu. Haritada yer şekillerini gösterme yöntemlerinden bahsedeceğiz. O yüzden haftaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.